Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar Wi-Fi'si çalışmıyor. Bu sorunun çözümünden bahsedeceğim. Yeni bir laptop aldık. FreeDOS olarak geldi. İçinde işletim sistemi yoktu. Windows 10 olarak kurulum yaptık. Wi-Fi görmedi. Yani Wi-Fi çalışmadı. RJ45 girişi yani Ethernet soketi olmadığı için kablolu da bağlayamadık. Şu şekilde bir dönüştürücü kullanarak internete bağladım. Güncellemeleri yaptım. Daha sonra Wi-Fi düzeldi. Windows 11'de de aynı sorunu yaşadım. Hani şey dedim. FreeDOS olarak aldık. Windows 10'da acaba eksik, uyumsuz bir şey mi vardı? O yüzden mi oldu diye düşündüm. Daha sonra Windows kaldırdım. Bu sefer Windows 11'in en güncelini kurdum. 2024 Eylül ayındayız. En güncelini Microsoft'un sitesinden indirdim, kurdum panelimden. Daha sonra şu şekilde internete bağlanmak istediğimde Wi-Fi'nin olmadığını gördüm ki touchpad çalışmıyordu. İkisinin çözüm yöntemi de aynı. FreeDOS olarak aldığınız bilgisayarda touchpad çalışmayabilir. Ekran parlaklık ayarını değiştiremeyebilirsiniz. Veya Wi-Fi çalışmıyor olabilir. Bu sorunun ikisinin çözümü de aynı. Oldukça basit. Şuraya giriyorsunuz. Güncelleştirmeleri denetle yazacağız. Bakın şu şekilde güncelleştirmeleri denetle yazıyorsunuz. Ve bunun üzerine gelip tıklıyoruz. Bilgisayarın güncelleştirmelerini denetleyeceğiz. Tümünü yeniden denetliyoruz. Ben güncelleştirmeleri yaptığım için birkaç eksik kalmıştı. Onları da yükleyeceğiz. Bizim bilgisayarımızın markası HP. HP 240G 10. Şu bilgisayarı almıştık. Şöyle göstereyim merak edenlere. 24 bin liraya almıştık bunu. Sıfır. Bu arada bakın bunda yeni bilgisayarlar bazıları ince. İnce olanlara Ethernet soketi koymuyorlar ki daha ince olabilsin diye. Şöyle diğer tarafını da çevireyim. Bakın burada da Ethernet soketi yok. Ethernet soketi yok ama dönüştürücüler var. USB Type-C ve A'dan dönüştürücüler var. Bakın bunlara Type-C deniyor. Şurada USB A portumuz da var. USB A to Ethernet dönüştürücüler var. Veya USB Type-C bende olduğu için en çok kullandığım dönüştürücü bu. Şunu kullanıyorum. Bu arada güncelleştirmeleri indiriyor. Şöyle bir dönüştürücü. Farklı portlar da var. Şu kablo yardımıyla modeme bağladım. Patch kablo diyoruz buna da. Daha sonra şu güncelleştirmeleri yaptıktan sonra şu Wi-Fi kartındaki eksik driver'ı otomatik bulup indirdi. Yani benim başka hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Bu şekilde sorunum çözülmüş oldu. Bu arada şu hangi problemlerle karşılaştım diğerlerini de söyleyeyim. Bakın sesle ilgili bir problem oldu. Orada da eksik driver'lar vardı. Bunu da buldu indirdi. Şu parlaklık arttırıp azaltma vardı bakın. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama azalttım. Tekrardan yükselttim. Bunu da eksik driver'ları bularak çözdü. Yani Windows Update genelde bu sorunları çözüyor. Ha, çözemediniz diyelim ne yapacaksınız? HP'nin sitesine girip eksik driver'ları tek tek bulup indireceksiniz. Veya otomatik bunun için tool'lar var. HP driver güncelleme yazayım. Sizin bilgisayarınızın markası modeli neyse ona yazacaksınız. Enter'a tıklıyoruz. Şu şekilde bir site çıktı. Support. Buraya giriyorsunuz. Yazılımları indirmek için. Buradan dizüstü bilgisayarı seçiyorsunuz. Burada bilgisayarın HP ürününüzü tanımlanmasına izin veriyorsunuz ki ona uygun driverları otomatik bulabilsin. Bilgisayarı tanımlamasına da izin veriyorum. İndirmeye başla diyorum. Bir tool indiriyor. Bu tool'u kullanarak bakalım benim bilgisayarımda kurulumu o. Driver güncelleştirmelerini bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama Windows Update genelde çözüyor. Şu sesle ilgili sorun vardı. Bakalım gitmiş mi o? Şu an açık olduğu için bakın o sorun da çözülmüş. Sesi artırıp azaltabiliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yani Windows güncellemeler sizin eksik olan tüm driverlarınızı bulup indiriyor. Sorununuzu çözüyor. Yapmanız gereken arama çubuğuna güncelleştirmeleri denetleme yazmak.